Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. 10 ay kaldı. Abbas Yolcu. Tek adam rejimi siyasette demokrasiyi askıya aldı ama kamu kurum ve kuruluşlarını da olumsuz yönde büyük çapta etkiledi. Hakimler Savcılar Kurulu tek kişinin emrinde. Bürokrasi tek kişinin emrinde. Emniyet tek kişinin emrinde. Türk Silahlı Kuvvetleri tek kişinin emrinde. Bugün tek kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir fotoğraf var ki kelimeler yerine her şeyi apaçık ortaya koyuyor. Yüksek askeri şura yaş yüksek ak şura haline geldi. Fiili olarak merdivenlere bakıldığında askerler yüksekte gerçekte ise askerler 7-4 azınlıkta. Aslında şura diye bir toplantıya da gerek yok ki. Tek adam rejiminde Erdoğan ne derse o. Dikkat ettiyseniz jandarma genel komutanı da yok. Jandarma Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı değil. İçişleri Bakanlığı'na bağlı terfi ve emeklilikleri Süleyman Soylu yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylıyor. 15 Temmuz bahanesiyle darmadağın edilen Genelkurmay Başkanlığı, Harp Okulları, Askeri Okullar ve Harp Akademisi. Tek kişinin emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan terfi, atama, uzatma ve emeklilikler. Değerli okurlarım, Türkiye'nin gururu Türk Silahlı Kuvvetleri AK Parti döneminde FETÖ ve Amerika işbirliğiyle kurulan kumpaslarla darmadağın edildi. Şerefli, onurlu subaylarımız, az subaylarımız, MİT mensupları, gazeteciler, öğretim üyeleri, iş insanları, aydınlar, hatta 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbu esir alındı, yıllarca hapis yattı. 15 Temmuz'u Türkiye'ye yaşatan AK Parti bu hain darbe girişimini bahane edip Yüksek Askeri Şura'yı amacından çıkardı. Yüksek Askeri Şura şöyle oluşuyordu. Başbakanın başkanlığında Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kara kuvvetleri komutanı, deniz kuvvetleri komutanı, hava kuvvetleri komutanı, jandarma genel komutanı, 1. Ordu komutanı, Genelkurmay 2. Başkanı, Genelkurmay Genel Sekreteri, donanma komutanı. Başbakan yardımcısı olan parti genel başkanları da yaş üyesi olurdu ki koalisyon döneminde iktidarda olan partinin TSK içinde siyaset yapmadığı ortaya çıkardı. 15 Temmuz darbe girişimini bahane eden Erdoğan Şura'nın yapısını önemli ölçüde değiştirdi. Başbakanlığın başkanlığında Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanları ile Başbakanın konutu olan Çankaya Köşkü'nde toplanırdı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Yüksek Askeri Şura'nın görevleri şöyle. Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek, Silahlı kuvvetlerin ana program ve hedefleriyle ilgili konularda görüş bildirmek, silahlı kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde silahlı kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek, mevzuatla verilen görevleri yapmak. Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleriyle, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Her konu askeri ise siviller neden çoğunlukta? Yıllarını askeriyeye veren genelkurmay başkanı mı bilir, askerliğini kantinci yapan mı bilir askeri konuları? Bu arada Yaşar Güler'e bir yıl uzatma az oldu. Ayasofya'da askeri resmi üniformasıyla saf tutan Güler'e 5 yıl uzatma yakışırdı ama Erdoğan şöyle düşünmüştür. Ağustos 2023 şurasında yokuz ki. Değerli okurlarım, Türkiye'de siyasetin, cemaatlerin, tarikatların giremediği tek kaleydi Türk Silahlı Kuvvetleri. 2002'den sonra devlete sızdırılan FETÖ'cülara Türk ordusunun kapıları da sonuna kadar açıldı. En stratejik ve gizli mevkilerle rütbeler FETÖ'cülara teslim edildi. Sonuç 15 Temmuz. İşte bu sonuca rağmen bakın Müstafi Tüm Amiral Cihat Yaycı bana gönderdiği mesajda ne diyor? Deniz kuvvetlerinde benden sonra FETÖ ile mücadele şubesi ATI kapatıldı. Personel güvenlik daire başkanı olan 15 Temmuz'dan itibaren çoluk çocuğunu hiçe sayan, izin vesaire yapmayıp hainlerin tespitine uğraşan Deniz Kurmay Albay Cenk Durmazer de resen emekli edilmiş. Sözün bittiği yer. Kimse TSK'da FETÖ ile mücadeleden bahsetmesin. Endişelenme Sayın Yaycı. 10 ay kaldı. Abbas Yolcu. 13. Cumhurbaşkanı döneminde ne FETÖ ne PKK ne de yasa dışı cemaat ve tarikat uygulamaları kalacak. Atatürk'ün armağanı Türkiye Cumhuriyeti devletimizde sabret gönül bir gün gölir bu Hazret biter. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.